Ayşe'nin Marifetli Elleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir börek yapacağız arkadaşlar. El açması bir börek. Kıyır kıyır, kat kat harika bir böreğimiz olacak inşallah. Ben dış malzemesini hamuru için bir çay kaşığı tuz. Şöyle hemen atarım. Bir tane yumurta. Şöyle havuz yapalım içine. Tuzu şöyle biraz karıştıralım unumuzla. Bir tane de yumurta ve bunun için 2 bardak suyumuz var ama yarım bardağı kalabiliyor, bazen fark ediyor, o yüzden 2 bardak koydum. Bakacağız beraber ne kadar gittiğini. Kasemizde de 5 bardak 200 milimlik unumuz var arkadaşlar. Hemen başlayalım hamurumuzu yoğurmaya. Çok güzel bir börek olacak. İç malzemesinde lor koyacağım arkadaşlar. Bir tane soğan, bir tane lor, bir tane yumurta içerisinde. Lorun bir kase kadar, ne kadar? 300-400 gram falan olacak. Pul biber, maydanoz. Çok güzel bir iç malzemesi oluyor. Tavsiye ederim. İç malzemesini kullanın, deneyin. Şöyle artık elime geçeyim şöyle. Tamamdır. Çok yumuşak bir hamur olmayacak. Sert mantı hamuru gibi. Bu esnada biraz da sirkemiz var. Onu da koyalım. Unutmadan. Şöyle 3. Evet, 3 yemek kaşığı kadar sirke. Kabarması için, kıyır kıyır olması için. Şöyle hamuru yavaş yavaş su koyarak toparlayacağız arkadaşlar. Hamuru ben kıvama getirdim. Bu şekilde olacak. 7-8 dakikadır yoğuruyorum. Şöyle yumuşacık güzel bir hamur yoğurursanız güzel bir lavaşlarınız olur, yani yufkalarınız olur daha doğrusu. Yoğurmazsak açamayız. Bu şekilde güzelce yoğuracağız. Böyle yumuşak. Çok yumuşak değil. Normal yumuşaklığı, yani mantı yumuşaklığında olacak. Böyle iyice yoğrulacak. Yoğurduğum için böyle güzel oldu. Hemen gönderiyorum dolaba. 1 saat dinlenecek arkadaşlar. Dinlendikten sonra açmaya başlayacağız. Çok lezzetli, çok kıyır kıyır bir böreğimiz oluyor. Hemen iç malzememizi de alalım. Bir kat koyalım. Göstereyim, anlattım. Maydanozumuz, soğanımız, yumurtamız, lorumuz, birazcık kaşar peyniri koydum. Kibrit kutusu kadar doğradım, öyle diyeyim. Şöyle hepsini bir harmanlayalım. İç malzememiz bu. Yumurta çok yakışıyor. Soğan çok yakışıyor. Yani bir kere deneyin arkadaşlar. Marifetli Eller ailemizde yayılsın bu. Çok lezzetli oluyor. Şöyle tamamdır. Şimdi hemen birazını koyalım. Şimdi bir kat daha koyacağız. Toplamda 2 kat olacak. Şöyle mis oldu. Mis mis. Bize kokuyor güzel güzel. Şu büyük parçaları elimizle düzeltelim. Tamamdır. Şöyle birazcık yağ gezdireceğim. Tereyağı ve sıvı yağ var arkadaşlar burada. Ne kadar diyeyim?
yemek kaşığı kadar oldu. Hemen diğer bezeye geçelim. Aynı sistemde, aynı şekilde açmaya devam ediyoruz. Benim merdane ile açıyorum, daha rahat oluyor. Çok rahat oluyor merdaneyle. Tamamdır. Şöyle hemen alalım bir araya. Yanlarda bastıralım. İlk yaptığımız işlemleri üçüne de uygulayacağız. Toplamda 3 kat oluyor böreğimiz. Şu etapta bol nişasta kullanıyoruz. Sonra bırakıyoruz nişastayı. Masamızı temizliyoruz. Yufkaları büyütmeye başlıyoruz ondan sonra. Şu aşamada biraz döküyoruz bol miktarda. Zaten baklava hamuru bu. Ben baklavayı da dediğim gibi bu şekilde yapıyorum. Hamurunu kullanıyorum. Ama bu börek çok lezzetli oluyor. Bu hamurdan bu şekilde yapılınca. O yüzden yapıyorum. Üşenmem. Güzelce böreğimiz oluyor. Şöyle. Tamamdır. Hemen tepsimizi alalım. Açması zor olur her zaman için. Ama bilen için kolay. Çok zor değil. Şöyle hemen şöyle katlayalım size göstermek için. Masam biraz dar geliyor. Şu şekilde. Şöyle fazlalıklarını güzel güzel aralarına koyabiliyoruz. Sonuçta hepsi kat kat börek olacak. Şöyle güzelce dizelim. İstediğiniz gibi dizebiliyorsunuz. Sonuçta tepsinin içinde olsun da neresinde olursa olsun fark etmiyor. Şöyle düzeltelim. Malzememizi de koyalım. Tamam. Şöyle güzelce yayalım. Malzemenin içine ben yağ koymadığım için börekleri
koyuyorum her katına. İç koyduğum zaman yağ da koyuyorum. Şöyle güzelce yayalım. Her yerine eşit olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer üçüncü katı da yapacağım. Sonra hamur dinlenince arkadaşlar çok güzel açıldı. Bu son. Bitti. Böreğimiz. Şöyle hemen göstereyim. Çok güzel oldu. İncecikler. Çok güzel yufkalarımız oldu arkadaşlar. Bakın. Harika oldular. Hepsi incecik. Çok güzel açıldılar. Bu hamuru tavsiye ediyorum. Siz de kullanın. Şimdi düzeltelim. Tekrardan. Tamamdır. Hamur ne kadar dinlenirse o kadar güzel oluyor. Şöyle hemen ortasını alalım şöyle. Güzel güzel koyalım. Şimdi hemen keseceğiz. Güzelce yağını süreceğiz. Ben yumurta kullanmıyorum. Kullanmayacağım bu böreğe. Sadece yağ kullanmak istiyorum. Şöyle. Tamamdır. Kenarlarını düzelttik mi? Tamam. Hemen şöyle üstünü de koyalım. Keselim artık. Yağını verelim. Arkadaşlar 180 derecede 45 dakikada pişiyor. 30 veya 45 dakika fırınınıza bağlı. Benimki 45 dakika. Önce 170-180 dereceye bırakıyorum. Şöyle üzeri güzelce kızardığı zaman hemen 160'a alıp bir raf altına koyuyorum. Çok güzel oluyor öyle. İçi de dışı da
mis gibi pişiyor, kızarıyor. Şöyle her yerine yağ gelsin. Tamamdır. İsterseniz yumurta da kullanabilirsiniz. Ben kullanmak istemiyorum yumurta. Şimdi hemen bu şekilde fırına gönderiyorum. Isınmış 180 derece fırına. Pişti. Ben hemen getirdim böyle. İlk sıcağı çıktı. Sıcağı çıktıktan sonra hemen getirdim göstermek için. Çok çıtır olmuş. Sıcak hala tepsimiz. Biraz şöyle altındakiyle tutayım. Bakın. Çok çıtır. Çok güzel oldu. Dediğim gibi baklava hamuru. Aynı ben baklavayı bu hamurdan yapıyorum. Baklava açılım şekliyle açtık. Haliyle o kadar da lezzetli oldu. Düşünüyorum çünkü öyle görünüşü. Şöyle bir keselim. Bir taneyi sıcak. Şöyle alalım. Göstermek için tabağımıza. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Çok güzel olmuş. Gerçekten katlarını görüyor musunuz? Tek tek, kıyır kıyır açılıyor. Tek tek. Harika oldular. Tavsiye ediyorum, siz de bu şekilde yapın. Bakın. Çok güzel olmuş. Tek tek gösteriyorum. Her yerine. Altına da bakalım. Nasıl pişmiş. Kaldıramadım. Şöyle göstereyim. Çok güzel kızarmış. O kadar kat kat olmuş ki dağılıyor arkadaşlar. Hani göstermek istiyorum ama dağılıyor. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim. Bakın. Şöyle her yerini göstermek istiyorum. O yüzden tekrar tekrar gösteriyorum. Şöyle bırakayım şunu. Arkadaşlar dediğim gibi baklava hamurundan baklava şeklinde yaptık. Yufkalarımız çok güzel açılıyor. İncecik açıldı. Siz de bu şekilde hamuru kullanırsanız açımı kolay olur. Lezzetli böreğiniz olur inşallah. Şimdiden bugün lorlu, soğanlı el açması börek yaptık. Herkese tavsiye ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Bugün tarifimiz bu şekilde. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.